Üçüncü modelin adı esnek model. Harmanlanmış öğrenmede esnek modelin önce tanımını inceleyelim, sonra da üzerinde konuşalım. Ekranda esnek modeli uygulayan bir okul görseli görüyoruz. Bu arada bu sadece bir örnek, çünkü bu modelin adı üstünde esnek olduğunu, yani farklı okullarda farklı uygulamaların olabileceğini unutmayalım. Bu örnekte merkezde yer alan bir öğrenme alanı var. Öğrencilerin kendilerine ait alanları ve online ortamda öğrenmek için kullandıkları bir bilgisayarları var. Merkezde yer alan bu kısmın etrafında ise topluluktan ayrılabilecekleri daha küçük odalar var. Bu odalarda öğrenciler küçüklü büyüklü gruplar halinde çalışabiliyor. Mesela sağ taraftaki fen bilimleri odasında uygulamalı laboratuvar çalışmaları yapabiliyorlar. Alt kısımda bir sosyal alan olduğunu görüyorsunuz. Buranın öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda diğer öğrencilerle birlikte öğrenebilecekleri veya çalışabilecekleri kafeye benzeyen bir alan olduğunu düşünebilirsiniz. Bu modeli özel kılan şey ise öğrencilerin neyi, ne zaman öğrenmek istediklerine kendileri karar vererek bu alanlar arasında serbestçe dolaşabilmeleri. Ayrıca esnek modelin rotasyon modelinden önemli bir farkı, öğrencilerin herhangi bir öğrenme aktivitesi için önceden belirlenmiş kısıtlı bir zamanların olmaması. Öğrencilerin her birine özel kişiselleştirilmiş bir planlama yapılıyor. Bu modeli başarılı bir şekilde uygulayan ve hepimizi heyecanlandıran okulsa Summit Devlet Okulları. Summit, 2003'te Devin Tavener tarafından kuruldu. Bugün Sunnyvale'deki Dean Ailey kampüslerine konuk olacağız. Açıklaması belki biraz zor olacak ama buradaki çocuklar öğrenmek istedikleri şeye ulaşmak için farklı yollar takip ederek ne kadar hızlı ilerlemek istiyorlarsa ya da ne kadar hızlı ilerleyebiliyorlarsa o kadar hızlı ilerleme ve kendilerine en uygun hız ve yöntemle öğrenme şansına sahipler. Her öğrencinin öğretmenler tarafından hazırlanmış kişiye özel bir öğrenme listesine sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Ünitelerin başında öğrenciler bilgi seviyelerini ölçen bir sınava girerek hangi konuları öğrenmeleri gerektiğini görüyorlar. Eğer konuyu bildiklerini düşünüyorlarsa doğrudan sınav odasına giderek ustalıklarını ispatlayabilirler. Konuyu bilmiyorlarsa da öğrenme listesini takip ederek Khan Akademi ya da öğretmenleri tarafından hazırlanmış ders videolarını izleyip diğer öğrenci ya da öğretmenlerle birlikte grup çalışmaları yapıyorlar. Burada önemli olan nokta öğrenmenin tam öğrenme yaklaşımıyla ustalık ya da uzmanlık üzerine kurulu olması. Öğrenciler günün büyük bir kısmını esnek modelle öğrenerek geçirdikten sonra proje bazlı çalışmalar yapmak ya da ilgi alanlarında ustalaşmak için boş zamanları kalır. Bu sayede öğrenmenin sorumluluğu tam öğrenciye verilmiş olur. Summit'ı ziyaret ederseniz öğrencinin öğrenme süreci üzerinde ne denli kontrol sahibi olduğunu görebilirsiniz. Bu durum esnek modelin çok önemli bir özelliği, öyle değil mi? Peki bize okuldaki öğrenci profili ve elde edilen sonuçlardan daha biraz bahsedebilir misin? Summit'in Kaliforniya Körfezi'nde 6 kampüsü var ve yeni kampüsler açmayı planlıyorlar. Öğrenci ailelerinin gelir seviyeleri değerlendirildiğinde son derece karma bir grup olduğunu söyleyebiliriz ve harika sonuçlar elde ediyorlar. İlk kampüsleri sadece ABD değil, dünya üzerindeki en başarılı ortaöğretim kurumlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu harika!